Süryanilerin dili, İsa peygamberin konuştuğu dil olan Aramice aslında. Mezopotamya'nın en eski halklarından biri Süryaniler. 5000 yıldır bu topraklardalar. Süryanilerin kökenleri hakkında çok fazla tez var. Bazı araştırmacılara göre Aramilere, bazılarına göre Asurlulara dayandırılan kökenleri hakkında pek çok da tartışma. Yoğun olarak Kuzey Mezopotamya'da yaşayan Süryanilerin adlarının nereden geldiği konusunda da rivayetler muhtelif. Kimi kaynaklara göre Arami kralı Suros'tan, kimi kaynaklara göre de Lübnan'ın Sur şehrinden gelen halkın adının Grekçe Asurluların ülkesi anlamına gelen Surya'dan geldiği de söylenir. Kökenleri ve ismi nereye dayanırsa dayansın, Süryanilerin Mezopotamya'nın en eski halklarından olduğu kesin. Süryaniler aslında Mezopotamya'nın ilk yerleşik halkları, halklarından bir tanesi diyebiliriz ya da şöyle söyleyebiliriz. Süryaniler Mezopotamya'nın ilk yerleşik halklarından Akatlar, Sümerler, Babiller, Asurların devamı. Bugünkü bütün bu bahsettiğim toplulukların kültürünü, sahip olduğu değerleri bugüne taşıyan ve bugün hala o değerleri bir şekilde kullanan. Mesela Süryanice kökeni Akatça'dan, Aramice'den gelen bir dil. Aynı şekilde Süryani kültürü dediğimiz değerler geçmiş tarihi süreç içerisinde Asurlardan, Babililerden, Aramilerden gelen öğeleri içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla Süryaniler Mezopotamya'nın en eski halkı diyebileceğimiz bir halk. Bugün Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da ve İran'da yaşıyorlar. Sami kökenli oğlum. Öteden beri Orta Doğu'da yaşamakta. Ve uzun Mezopotamya'da, Orta Doğu'da uzun bir geçmişleri vardır. Tarihleri 5000-6000 yıla dayanmaktadır. Uzun bir süreç. Tarihçiler bu uzun süreci iki dilim zamanı ayırtmaktadırlar. Milattan önce ve milattan sonra. Milattan önceki süreç Süryanilerin tarihi çok derin, çok dolambaçlı, çok feruatlı bir tarihtir, bir süreçtir. Süryani atalar Hristiyanlık öncesi işte değişik isimler altında yaşamış. Devletler, imparatorluklar, siteler, kraliyetler vesaire gibi kurumlar kurmuşlardır. Hristiyanlık ortaya çıkmasıyla birlikte ilk Hristiyanlığı kabul edenler kimler olur? O putperestlik inancından vazgeçip soyutlanıp 1-2-300 yıl süre zarfında Süryanilerin %99'u Hristiyanlığa geçiş yapıyor. Geçiş yapmasıyla birlikte yeni bir kültürü de öğrenmiş oluyorlar inançları gereği. Hristiyanlık öncesi dediğimiz gibi yine inançları gereği kurtlar gibi yırtıcı insanlar olurken Hristiyanlık sonrası kuzu gibi olmuşlardır. O kültür, o inanç onları yumuşattı. O katı yürekleri yumuşattı, o zihniyeti değiştirdi. Bir değişim, bir reformdan geçmişlerdir Süryani ataları ve 2000 yıldan beri bu inançla Süryaniler yaşamakta bu bölgede. Ve Hristiyanlık tarihini incelediğimizde Süryaniler Hristiyanlık tarihinde de büyük bir fonksiyonları vardı, büyük bir emeği vardır. 7. yüzyılda oluşturulmuş bir kilise var. Mor Marun Manastırı'nda oluşturulan bir kilise. O kiliseye inananlar daha çok Maruni ismiyle dile getiriliyor, ortaya konuluyor. Aynı şekilde Nasturiler mesela 1924'e kadar Türkiye'nin daha çok Hakkari bölgesinde yaşayan ama 1924'te Türkiye tarafından sürgün edilen, Cumhuriyet tarafından Türkiye'den sürgün edilen Nasturiler de aynı şekilde Süryanilerin bir parçası. Nastur 431 yılında afaroz edilen bir İstanbul metropolit, İstanbul patriği, Süryani bir kişi. İşte o düşünceye inanan, onun getirdiği teolojik inanca inanan insanların oluşturduğu kiliseye ait olanlar Nasturi deniliyor. Ki onlar da dediğim gibi Süryani. Dilleri Süryanice. Bahsettiğim Süryanice. Aynı şekilde Keldani ismiyle tanınan grup da aslında Süryani halkının bir parçası. Onların da konuştuğu dil Süryanice. Süryanice'nin doğu şivesini konuşuyorlar daha çok onlar. Irak'ta, Suriye'de bu nüfus var. Türkiye'de çok az bir nüfusları kaldı. Göç ettiler Süryaniler çünkü buradan
Amerika, Kanada, Avrupa ülkelerine göç ettiler. Burada çok az bir Süryani nüfusu kaldı Diyarbakır'da. Az bir cemaat kaldı ama biz aktif ayakta tutmaya çalışıyoruz. Aktif ve ayakta korumaya çalışıyoruz bu kiliseyi mümkün yani elimizden geldiğince. Her gün günlük ibadeti özellikle bugünlerde olduğumuz bugünlerde bizde mesela oruç var. 50 gün oruç var. Sabah öğlen akşam her zaman zaten yapıyoruz bu kilisede ibadet yapıyoruz. Bugün şimdi oruç günleridir. Büyük oruç dediğimiz oruç günlerinde daha fazla daha sık ibadetler ayinler yapılıyor. Birinci yüzyılda Hristiyanlığı kabul eden Aramilerin kendilerini paganist gruptan ayırt etmek için Süryoyaya lakabını kullanmaya başladıkları da tezlerden biri. Süryani kelimesi 5. yüzyıla kadar Hristiyanlıkla eş anlamlı olarak kullanılmış. Bu uygarlık dünyadaki ilk üniversitenin de mimarı. 2. yüzyılda Harran'da kurulan okul, din, astronomi, tıp, matematik ve felsefe dallarında eğitim vermiş. Hristiyanların kutsal kitabı olan İncil ilk defa burada Süryanice'ye çevrilmiş. Grek uygarlığının çok önemli metinleri de. Bu çeviriler daha sonra Arapça'ya aktarılıp Arap felsefesi ve bilimlerinin gelişmesini de sağlamış. Bugün 6,5 milyon kadar Süryani dünyanın değişik bölgelerinde yaşıyor. Bu nüfusun yaklaşık yarısı Hindistan'da. İsa peygamberin havarilerinden Thomas'ın Hristiyanlığı yaymak için Hindistan'da kurduğu kiliseye destek olmak amacıyla 345 yılında Urfa'dan göçen 72 Süryani ailesi de binlerce yıldır oradalar. Anadolu ve Kürdistan'daysa tahminen 25 bin civarında Süryani var. İsimleri Süryanice olsa da soyadları Türkçe. Büyük çoğunluğu Adıyaman, Midyat, Mardin ve Antakya bölgelerinde. İstanbul'da da 15 bin Süryani'nin yaşadığı belirtiliyor. Yüzyıllardır göç etmek zorunda kalan Süryanilerin 1914 yılında uygulanan soykırım politikalarından sonra çoğunlukla Avrupa ve Amerika'ya yerleştikleri de biliniyor. Bundan sonraki en büyük göç dalgası ise 1960'larda yaşandı. Büyükşehirdeki Süryani nüfus bu yıllarda ağırlaşan ekonomik koşullar ve artan baskılar sonucu Türkiye ve Kuzey Kürdistan'dan göç ettiler. Süryaniler günümüzde birçok mezhebe bölünmüş şekilde. Süryani Kadim Kilisesi en kalabalık grubu oluşturuyor. Süryani Kadim Kilisesi Hristiyanlığı ilk kabul eden topluluk. Hristiyanlığın kuruluşundaki gelenekleri devam ettiriyorlar. Süryaniler ulus anlamında, etnik kimlik anlamında son 100 yılda, aslında son 50-60 yılda daha çok çalışma yürüten ya da o çerçevede kendini var etmeye, ortaya koymaya çalışan bir grup. Daha öncesinde daha çok din ön planda bulunuyordu. Din ön planda olduğunda da mezhepsel ayrılıklar otomatik olarak ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla bu mezhepsel ayrılıklar sanki farklılıkmış gibi kendi aralarında bir bölünmeye gittiler. Ama özde bütün bu bahsettiğim grupların aslında konuştukları dil Süryanice. Kendi lehçelerinde, kendi konuşma dillerinde zaten kendilerini tanımlarken hep Suraya, Süryani diye tanımlıyorlar. Ama dışarıdan birisi baktığında işte Keldaniler deniliyor, Nasturiler deniliyor ya da Süryaniler deniliyor. Sanki farklı farklı gruplarmış gibi. Kültür ya da işte medeniyet anlamında dediğimiz öğeler daha çok Asur, Arami kültürüne bağlı. Yani Hristiyanlık öncesinde Şamaş kültüne yani Şamaş dinine mensuptular. Hristiyanlıkla birlikte biliyorsunuz Süryaniler Hristiyanlığı topluca kabul eden aslında ilk halk. Urfa'da, Antakya'da, işte Trabzon, Mardin ve çevresinde topluca bir Hristiyanlığı kabul ettiler. Daha Hristiyanlığın ilk dönemlerinde, 1. yüzyılda kabul ediyor Hristiyanlığı ve Hristiyanlığı bir kimlik olarak algılıyorlar bunu. Özellikle kurdukları okullar sayesinde hem Hristiyanlığa hem de dönemin kültürel gelişmesine çok büyük katkılarda bulundular. Biz
genel olarak dünya tarihi de kabul ediyor bunu. Batı medeniyetinin Orta Doğu medeniyetine taşınmasında çok ciddi bir katkıları var. Mesela birçok Yunanca felsefe şeylerini, düşüncelerini, felsefik akımlarını önce Süryanice'ye çeviriyorlar. Süryanice'den de Arapça'ya çeviriyorlar. Dolayısıyla Batı medeniyetinin Doğu'ya taşınmasında bir köprü görevini yapıyorlar. Ama bundan çok daha önemlisi var. Doğu medeniyetinin ya da Suriye, Mezopotamya medeniyetinin Batı'ya taşınmasında da yine öncülük aslında Süryaniler. Süryaniler Hristiyanlığa geçiş yaptıktan sonra 451 yılına kadar Süryaniler Hristiyanlar arasında bir mezhepsel ayrışması yoktu. Bu mezhepler Katolik Ortodoks olarak 451 yılında ortaya çıktığında Süryaniler Ortodoks'ta yer almış. Ve daha sonraki yüzyıllarda Süryaniler kendi bünyesinde birçok gruba ayrılmışlar, birçok kilise kurmuşlar farklı isimler altında. 7-8 kilise, ayrı kilise kurmuşlardır. Kilise derken farklı isimler altında, farklı mezhep mezhepler altında diyebiliriz. Ve bunların sebebi de bu ayrışmaların sebebi de 3 sebebe dayatmaktayız daha doğrusu. Birincisi teolojik konuları tartıştıkları sebepten dolayı bir bölünme olmuş. Sonra baskı yoluyla, Bizanslıların baskısı yoluyla 2-3 grubu ayırtmış. Sonra kilisenin zaaf idaresi sebebinden dolayı yine bölünmeler olmuştur. Milattan sonra diyelim özellikle Bizans dönemden başlayarak hatta 1. 2. yüzyılda diyelim 1. yüzyılda hatta buraya Hristiyanlık yerleşiyor. Yani o dönemlerden başlayarak Turabdin bölgesi kimilerine göre Turabdin Mardin'i de kapsıyor ama kimilerine göre Savur'a kadar sınırı gidiyor diyelim. Buradan da Hasankeyf, Cizre ve Dicle Nehri'ne kadar bu bölgeye Turabdin denilir ama büyük bir coğrafyadır aslında. Mardin'i de kapsıyor aynı zamanda Turabdin bölgesi. Ve genelde Süryanilerin Hristiyanlığın ilk yıllarında yani 1. yüzyıldan Hristiyanlığı kabul ettikten sonra bu bölgede çok yoğun olarak yaşamışlardır. Hristiyanlığı gelişmesinde, Hristiyanlığın oluşmasındaki o okullar sayesinde harcadıkları emeği Batı medeniyetinin oluşmasında ve Batı medeniyetinin tekrar doğuya taşınmasında, İslam'la buluşmasında çok büyük bir rolleri var. Ama maalesef okulları kapatılınca, yani özellikle 7. 8. yüzyıldan itibaren okulları kapatılınca ya da İslam medeniyeti kendi içerisine aldığında bu okulları ya da bu çevreleri tarihte oynadıkları rolü gerisinde kalıyorlar. Tabii bu dönemde hem Bizans İmparatorluğu'nun hem Pers İmparatorluğu'nun hem de İslam İmparatorluğu'nun baskıcı yönetimleri ya da tek tipleştirici yaklaşımları Süryanilerin gerilemesine neden oluyor. 11. yüzyıla geldiğimizde ise maalesef Süryani medeniyeti ya da Süryani emeği diyelim, insanlığa sunduğu emek çok geri bir plana düşüyor ve aslında kayboluyorlar. Yani insanlar yaşıyor olsa da, kendi içlerinde, kendi kültürlerine devam ediyor olsalar da varlıkları ya da görünürlükleri ortadan kalkıyor. Osmanlı İmparatorluğu, İslam'a dayalı bir yönetimle idare edilen bir devlet, bir imparatorluk. Ve Süryaniler de Hristiyan olduğu için geri planda kalıyorlar. Kendi yaşamlarını sürdürebilmek için ek bazı görevleri yerine getirmek zorunda kalıyorlar. Mesela ekonomik olarak cizye ödemek zorunda kalıyorlar. Toplumsal yaşamın içerisinde bazı yaptırımlarla karşılaşıyorlar. Mesela çok basit bir örnek, farklı bir giyim tarzına bürünmek zorunda kalıyorlar. Ya da işte mesela bir Müslümanın karşısında ata binemiyorlar ya da kaldırımda yürüyemiyorlar. Bu tür baskıcı yöntemler Süryanilerin daha da gerilemesine ve kapalı olmasına, kapanmasına, kendi işlerinde kapanmasına neden oluyor. Tabii bu baskılardan bir şekilde bunalan çok büyük bir nüfus da
zorunlu olarak diyelim İslam'a geçiyor ve Süryaniler nüfus olarak da bu dönemden sonra azalıyorlar. İşte dediğim gibi 19. yüzyıla geldiğimizde bir de 1915'te soykırımla karşılaşıyorlar. Soykırımla karşılaştıktan sonra Süryaniler kendi işlerinde bir travmayı, yani nüfusunu kaybetmenin yanında bir de psikolojik olarak bir de şey olarak travma yaşıyorlar ve bir kaçış şeyine giriyorlar. Yaklaşımına kendi yaşadıkları, büyüdükleri, oluşturdukları ya da geliştirdikleri coğrafyadan kaçıp başka yerlerde yaşama imkanını aramaya çalışıyorlar ve kendi yaşam alanlarında nüfusları tamamen azalıyor. Mesela bugün Türkiye'de 20 bin civarında Süryani kaldı. Ama Avrupa içerisinde Türkiye kökenli yaklaşık 300 bin Süryani yaşıyor. Sadece Avrupa ülkelerinde kökeni Türkiye'den gelen, Türkiye dediğim işte Hakkari, Turabdin, Diyarbakır, Elazığ coğrafyasında Güneydoğu ve Doğu Anadolu kökenli 300 bin Süryani yaşıyor. Süryani nüfusu 10-12 milyon civarında olduğunu düşünmekteyim ben. Orta Doğu'da yaşamaktadırlar. Yani bugün Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, Filistin'de, Ürdün'de tam sıra kadar dayanmakta. İran'da bile yaşamakta Süryaniler. Türkiye'deki nüfusları bugün 30 bin civarında. Genellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde, bir de buradan da İstanbul'a göç eden Süryanilerimiz var. En fazlası şimdi İstanbul'da yaşamaktadırlar. Hristiyanlıkla beraber Hristiyanlığı kabul eden insanlar daha çok Süryani olarak adlandırılmıştır bu bölgede. Ve o dönemden yani yaklaşık 2000 yıldır hep bu bölgede yaşamışlardı ve halen de az da olsa yine de bir belirli bir nüfusumuz vardır bu bölgede. Harran Üniversitesi, Urfa Üniversitesi, daha sonra işte Nusaybin, Sibin Üniversitesi ya da okulları Süryaniler tarafından kurulmuş. Yani tarihin hangi döneminde olursa olsun bir bilim yuvasını ya da bir sanat merkezini kurabilmek için ciddi bir birikime sahip olmak gerekiyor. Süryaniler bu birikime sahip oldukları için bunu başarabiliyorlar. Devam ettiremiyorlar. Tabii devam ettirememelerinin sebebi siyasal, örgütsel bir güce sahip olmamalarından kaynaklandığını da düşünüyorum. 11. yüzyıla kadar ciddi Süryani şeyleri var, yazılı eserleri var. Ama ondan sonrası yok. Yani Süryanice'de yazılmış çok ciddi kaynaklar var. Arapçaya aktarılmış çok ciddi kaynaklar var. Yunanca'dan yazılmış çok Süryanilerin yazdığı çok ciddi kaynaklar var. Ama 11. yüzyıldan ki bu çok uzun, 900 yıllık bir yaklaşık 1000 yıllık bir tarihi kapsıyor. Bu dönem içerisinde fazla yok ama öncesinde var. Türkiye'ye ilişkin Türkçe'ye baktığımızda da Türkçe'de yok çünkü Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri Süryanileri yok saydı. Hiçbir şekilde varlıklarını kabul etmedi. Sahip oldukları değerlerin gelişmesini, ayakta kalmasını sağlayacak bütün imkanları ortadan kaldırdı. Aksine onların yok olması için elinden geleni yaptı. Dolayısıyla Türkiye anlamında böyle bir birikimleri yok. Ama Süryanice'de, Arapça'da var. Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da bu anlamda bir birikimleri var. Bugün eğer bir Arap kültüründen bahsediyorsak ya da bir Arap medeniyetinden bahsediyorsak burada Süryanilerin çok ciddi bir payı var. Bu da sundukları yani yazdıkları eserler ya da ortaya çıkardıkları icatlarla alakalı bir durum. Ama maalesef Türkiye'de bunu göremiyoruz. Bunda dediğim gibi sebebi işte özellikle Cumhuriyet döneminde Süryaniler tamamen yok sayıldı. 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nda azınlık haklarına sahip olmalarına rağmen devlet kabul etmedi ya da tek taraflı olarak bunların kullanılmasını engelledi. Çok basit yani aslında bu sorduğunuz soruya cevap verebilecek bir örnek var. 1928 yılına kadar Süryanilerin Türkiye'de şeyleri vardı, kendi okulları vardı. 1928'de hem Diyarbakır'da hem de Mardin'deki Süryani okulu kapatılıyor. Ve o dönemden sonra Süryanice eğitim, Süryanice kültürünün geliştirilmesi her konuda
yasaklar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani 70 yıllık bir dönemde eğer siz okuyamıyorsanız, kendi dilinizi yazıp geliştiremiyorsanız bir başarı da elde etmeniz ya da bir birikim oluşturmanız, hele hele yeni bir dil, Türkiye Türkçe yeni bir dil olarak ortaya çıktıktan sonra orada bir yazılı eser bulamazsınız. Suriye 1940'ların başında kurulan bir devlet. O döneme kadar Süryaniler zaten bir şekilde kendi kimliklerini, varlıklarını devam ettiriyorlar. Eğitimlerini yapabiliyorlar. Geride de olsa. Aynı şekilde Irak'ta da 1930'larda kurulan bir devlet. Öncesinde ve sonrasında Süryaniler bir şekilde kendi dillerini, hatta 1972 Anayasası'nda Irak'ta oluşturulan 1972 Anayasası'nda Süryaniler bir kimlik olarak varlar orada. Dillerini, eğitimlerini yapabiliyorlar. Ama Türkiye'de bunu yapamıyorlar. Süryanice'yi biz kendi aramızda her ne kadar eğitimini yazılı, işte okul anlamında alamıyorsak bile, eğitimini yapamıyorsak bile biz kendi aramızda, kendi içimizde bir halk olarak bunu devam ettirdik. Bir devlet ne kadar baskıcı da olsa bazı şeyleri engelleyemiyor. İnsanları, ben ilkokulda Süryanice konuştuğumda ceza ödüyordum. Yani her kullandığım Süryanice kelime için ceza ödedim okulda. Ama okulun saatleri dışında evde, sokakta, mahallede, ailemle ya da işte arkadaşlarımla, diğer Süryanilerle Süryanice konuşuyordum. Bunu engelleme imkanı yok. Aynı şekilde bizim köy mesela karışık bir köy. Ya karışık derken 300'e yakın Süryani aile vardı. 20-30 tane de Kürt aile vardı. Herkes Süryanice konuşurdu. Kürtler de Süryanice konuşuyordu. Ama evimize gittiğimizde, evlerimize çekildiğimizde Kürtler Kürtçe konuşuyordu. Biz kendi aramızda Süryanice konuşuyordu. Yani demek istediğim, dil egemenlerin yasaklarıyla ortadan kalkabilecek, kaldırılabilecek bir şey değil. Bir durum değil yani. Dolayısıyla biz bunu devam ettirebildik. Uzun zamandan beri Kürtçe konuşuluyordu aslında. Süryani köyü olmasına rağmen yine Kürtçe yaygındı, hakimdi hatta. Ama son zamanlarda yeni nesil Süryanice'yi iyi biliyor, artık konuşabiliyorlar. Yaşlılarımız hariç diğerleri hepsi Süryanice konuşabiliyor. Bunu da yaşatmak mecburiyetindeyiz gerçekten. Bu zengin kültüre de sahip çıkmak lazım. Yani Süryanice maalesef belki son zamanlarda nüfus da azaldığı için kimilerine göre hatta yok olma durumuna gelmiştir aslında Süryanice dili, ama inşallah bir şekilde buna sahip çıkılır. Yani eskiden nasıl bu dili koruduysak diyelim, bu 2000 yıldır, bundan sonra da mutlaka bunu bu şekilde yaşatmak lazım. Yani bu kültürün kaybolmaması adına herkesin çaba göstermesi lazım. Birçok ta Hindistan'dan Avrupa'ya kadar uzanan bir alanda konuşma dili, resmi dil olarak kullanılan, resmi alfabe olarak kullanılan Süryanice, işte bugün birkaç kişinin konuşabildiği, sadece Süryanilerin bir bölümünün konuşabildiği bir hale geldi. Bu da işte baskılardan meydana geliyor. Gelişemiyor ama varlığını da uzun bir süre o insanlar var oldukça sürdürebiliyorlar. Türkiye'de Süryaniler yok olduğu zaman Süryanice de yok olacak. 20 bin kişi kaldı. O 20 bin kişi hala sürdürmeye çalışıyorlar. Avrupa'ya göçle birlikte biraz daha ortaya çıkan demokratik ortamla alakalı olarak orada da eğitimler yapılmaya başlandı. Bu da 30-40 yıllık bir tarihi içeriyor. Dolayısıyla Süryanice bugün evet çok zor durumda ama hala varlığını koruyan, ayakta duran bir dil ve birçok şeye de cevap verebilecek kapasite hala sahip. Namaz Süryanilerde de en önemli ibadet. 7 vakit kılınan namazların sabah, öğle, akşam ve gece vakitleri zorunlu, diğer bir deyişle farz, kuşluk, ikindi ve yatsı namazları ise isteğe bağlı. İsa peygamberin Mesih olarak doğudan geleceği inancından ötürü namazlar İsa Mesih'i karşılayabilmek için doğu yönüne dönerek kılınıyor. Sabah ibadetinde diyelim farklıdır, öğle, akşam, yani bütün bunlar farklıdır ve hangi bölümler kime ait olduğu zaten onlar belirlenmiş. Yani en azından din görevlilerin
söyledikleri en azından onlara ait bölümler onlar tarafından dile getiriliyor. Ondan sonra diğer o görevliler veya en azından yardımcı olan diyelim, onlar da yani onlara ait bölümleri söylüyorlar. Bazı bölümlerde de beraber aslında katılıyorlar. Yani hem din görevlileri hem onlarla beraber bunu dile getiriyorlar. Çok teferruatlı namazlarımız var. Biz namazı iki bölüme ayırtmaktayız. Bir bireysel namazımız var, bir toplumsal namazımız var. Bireysel namazımız çok kısa. Günde 7 kez namaz vaktimiz var, 24 saat içerisinde. O bireysel namazlar küçük paragraflardır, kısa özet. Onlar her birimiz küçüklüğümüzden beri kiliseden öğrenip ve istediğimiz yerde onları kılabiliriz. Evde, iş yerimizde, kilisede, istediğimiz yerde onları kılmak zorundayız. Nasıl ki bir insan bedenini beslemek için sürekli yeme içmeye ihtiyaç duyuyorsa, böylece bir insan da ruhunu beslemek için namaz kılması gerekiyor. Namaz Allah'la konuşmak demek, diyalog kurmak demek, ona şükretmektir. Bizi yarattığı için, bu güzellikleri verdiği için ona şükrediyoruz. Bizleri koruması için, başları kılması için ona şükrediyoruz. Temenni ediyoruz, ondan diliyoruz. Bu bireysel. İsa diyor ki, sen namaz kılındığın zaman diyor, diğer insanlara ikiyüzlü olma. Onlar nerede namaz kılarlar? Damların başlarına çıkar, meydanlarda oturur. Namaz kılarla insanlar onları görsün. Sen tam tersi yap. Kapını aç, içeri gir, kapanı kilitle ve gizli bir şekilde Allah'a namaz kıl ki o gizli bir şekilde namaz kıldığın seni gördüğünde seni alanen mükafatlandıracaktır. Toplumsal namaz çok teferruatlı. Onu anlatırsam inandırıp inanmayacaksınız. O kadar teferruatlı. Senede kullandığımız 10 tane dev kitabımız var. Hepsi manzumeli ilahiler. 8 makama dayalı menzumeli ilahiler, bir de yarısı da mensur ilahiler olup toplam 10 kitapta toplanmış ve biz sürekli koro eşliğindeki koro, biri beyanlardan, biri erkeklerden olmak üzere bu görevi yapmaktayız. Bu ayin değil, bu anlattığım sadece namazlar. Bu toplumsal namaz dediğimiz ilk başta kılınır, sonra ayin yapılır. Ayin farklı bir uygulama. Ayin namaz değildir, ayin bir kurbandır. Her pazar günü elzem olarak bir kurban sunuyoruz. Hayvan kesip kan akıtmıyoruz. O Yahudilerin şeriatında esas olup İsa geldiğinde o da bir hayvansal kurban sundu. İsa'nın son yemeği çarmıha gerilmeden bir gün önce ve daha sonra yasak etti. Dedi, siz artık bu uygulamayı yapmayacaksınız. Sizler benim önerdiğim unsurları kullanacaksınız. Bize iki unsur önerdi. Biri buğday, biri üzüm. Tarla ürünü özel olarak onları hazırlayıp ve onları bir kurban olarak sunuyoruz. Kimler için? Vefat eden ölülerimiz için. Onların günahlarının affi için. Biz yaşayan insanların günahı affedilmesi için, kefareti için. Hastalarımızın şifa bulması için. Birçok amaçla onu takdim etmekteyiz. Ve bu kurban bir programdır. Bir saat, bir buçuk saat, iki saat, üç saate kadar uzanan programlarımız var. Toplam olarak ayin programı 76 tane ayin programımız var. Hepsi birbirinden farklı, aynı sistemle yazılmış. Buğday İsa'nın bedenini sembolize ediyor. Ekmeği sofradan aldı, alın yiyin, bu benim cesedimi sembolize eder. Üzüm ürünü dediğimiz üzüm şırası. Üzüm şırası üzüm zamanı olduğunda üzümü sıkıp onu o şırayı kullanıyoruz. Ama kışın olduğu için onu saklayıp şaraba dönüşüyor. Şarap İsa'nın kanını sembolize ediyor. Şarap odur. Yani üzümün ürünüdür. Anladınız mı? Evet. İsa'nın kanını. Yani biz kurbanı sunarken İsa'nın bedenini ve kanını bir kurban olarak sunmaktayız. Nasıl ki o haça gerilmişse, ne için haça gerilmiş? Günah olduğundan hayır, zayıflıktan hayır. O bizler için, insanlık için çarmıha gerildiğini biz Hristiyanlar kabul ederiz. İşte her zaman onu anmak için o yapmış olduğu fedakarlığı anmak için, onunla birlikte yaşamak için bize bu öneriyi takdim etmiştir. Süryanilerde diğer önemli ibadet ise oruç.
Büyük Oruç, Havariler Orucu, Ninova Orucu, Meryem Ana Orucu ve Noel Orucu'ndan oluşan takvimle Süryani topluluğu en çok oruç tutan halklardan. Büyük Oruç 48 gün, Ninova ve Havariler Oruçları 3'er gün, Meryem Ana Orucu 5 gün, Noel Orucu ise 10 gün tutulur. Tutulan bu büyük oruçların arkasından bayramlar geliyor elbette. Bayramları büyük coşkuyla karşılayan Süryaniler, İsa Bayramı ve Kıyam Bayramı'na çok önem veriyor. Paskalya, Pantikost, Haçın Bulunuş Bayramı ve Noel de heyecanla beklenen diğer bayramlardan. Şimdi bizde 48 günlük Paskalya diriliş bayramı orucu var. Bu hafta bizde Elem haftası. 2000 sene önce İsa Mesih'in çekmiş olduğu acıları, elemleri paylaşıyoruz. Çünkü insanoğlu diyor kendisi için hizmet edilmeye değil hizmet etmeye geldi. O nedenle bugün gibi 2000 sene önce, Perşembe günü ele verilmeden önce 12 elçisinin yani öğrencisinin ayaklarını yıkadı. Biz de 2000 senedir kiliselerimizde bunu uyguluyoruz. Amaç sevgi, insanlara hizmet, genelde alt düzeydekiler üst düzeydekilere hizmet eder. Ama bakıyoruz bu olayda tam tersi. İsa Mesih hizmetçilerin görevini üstlendi. Kendi alçaltı, kendisi insanların ayaklarını yıkadı. Ve size yaptığım gibi siz de birbirlerinize aynısını yapın. Biz insanlara diyor siz de birbirlerinize hizmet edin. Kibirden uzak olun. Sevgiyle davranın. Alçak gönüllü olun diyor. Şimdi bugünkü törene gördüğünüz 12 kişi, İsa Mesih'in 12 elçisi gibi, öğrencisi gibi ayakları yıkandı. Onlardan ikisi peder, iki papazımız. Hatta onlardan biri Iraklı, Yalova'da kalıyor. Oradaki cemaatimiz de ilgi dini vecibelerini yerine getiriyor. Biri de bizim buradaki din adamlarımızdan. Din adamlarımız eşlik etti. Diyakoslar, yardımcılar eşlik etti. Cemaat katıldı. Yani sıcak, sevgi dolu, iman dolu bir ortam. Yeah.
Papaz olabilmek için biri ilk başta eğitim görmesi gerekir. Ruhani eğitim dediğimiz medeni eğitim görmesi gerekir. Ve isteğe bağlı değildir bu meslek. Cemaatin takdirine bağlıdır. Seçimle olur. Evet. Cemaat böyle bir kişiyi papazlık için seçebilmesi için bazı ilkeler var, kurallar var İncil'de. İncil'de bunları diyor. Tek eşli olması gerekir papaz olabilecek kişi. Yani iki evlilik yapmayacak. Zaten Hristiyanlıkta iki evlilik yasaktır. Boşanma yasaktır. Ve herkese iyi bir örnek teşkil edecek durumda olacak biri seçilmeli. Yani cemaat böyle bir kişi seçtikten sonra teklif ederler kendisine. O da kabul ederse o zaman belirli bir gün tayin edilir. Kutsama töreni yapılır. Kutsama töreniyle, atama ile değil bu. Kutsama ile yapılır. Ve papazlık kutsama töreni çok görkemli bir tören olup 2 saat küsur devam etmekte bütün davetlerin huzurunda. Ve bu kutsama yapıldıktan sonra görevine başlar. Ömür boyu bu görevde devam etmek zorunluluğu vardır. Şimdi rahiplik tam tersidir. Rahip olabilmek için insan hür iradesine bırakılmış bir olaydır. Rahipliğin 3 temel ilkesi var. Bekarlık, fakirlik, mütevazilik. Evlenmeyecek. Ömür boyu bekar kalacak. Mal mülk edinmeyecek. Halk arasında yaşayamayacak. Ana babayı terk edecek ve manastır hayatına yönelilecek. Ve ömür boyu manastır hayatı yaşayıp mütevazi bir yaşam sürdürmesi gerekir. Şimdi bir rahibi, bir papazı birbirinden nasıl ayırtabiliriz? Giysilerle. Rahiplerin giydikleri giysi, simgeler farklı, papazların farklı. Ve kutsama töreni yapıldıktan sonra belirli sürelerle yetkilendirilir. Yani rütbeler verilir. Rahiplik hemen tam papazlık seviyesinde değildir. Al dereceden başlar ve birkaç yılda bir rütbe verilir. Her ihtimala karşı geri cayma, pişmanlık duyduğu takdirde tekrar sivil hayata geri dönebilir daha küçük rütbedeyken. Ama en son rütbeye getirildikten sonra o kapı da kapanır önünde ve o zaman farklı yöntemler yapılır. Şimdi biz rahiplik hayatına yeryüzündeki melek yaşantısı diyoruz. Meleklerin yaşantısını. Yeryüzündeki melekler İsa'yı örnek alarak İsa da aynı şekilde olduğunu tabi kutsal İncil bunu teyit etmekte ve melek yaşantısını örnek almaktadır. Nasıl ki melekler temizdir, ne evlenir, ne evlendirir, ne çoğalır, ne işte Allah'a yakın varlıklardır. Metropolitlik var, mafriyanlık var, patriklik var. Papazların sadece tek bir rütbesi var. Evli oldukları için tek bir rütbeye yükseltirler. O da Hori Episkoposluk rütbesi. Ben şu an Hori Episkoposluk rütbesindeyim. Bu rütbeden sonra alacağım rütbe yoktur. Ama rahipler kurmay sınıfı oldukları için, kurmay sınıf. Onlar episkoposluğa, metropolitliğe, mafriyanlığa, patrikliğe kadar yükselir. O da seçimle ama bu sefer. Kendi iradeleriyle değil, hür iradeleriyle değil veya isteğe bağlı değil de cemaatin takdir göreceği bir rahibi metropolitliğe 3 seçimden geçirerek seçebilirler. Birinci seçim ruhani heyetten ve sivil heyetten oluşması gerekir. İkincisi, bu iki heyet patriğe bildirirler. Patrik de bütün metropolitlere yazılı olarak bildirir. İşte falan cemaat, falan heyet bu kişiyi metropolit olarak seçiyorlar. Kararınız nedir? Eğer yarısından fazla layıktır bu göreve derlerse metropolitler, o zaman patriğin de kutsama töreni yapma
hakkı doğuyor ve bir gün tayin edilir. Büyük bir görkemli bir törenle metropolitliğe kutsama töreni yapılır. Yani Süheyn şarapları diye adlandırdığımız şaraplar, kendi yaptığımız özel ev yapımı şaraplar bunlar. Bunlar fabrikasyon şaraplardaki gibi işte sülfürik asit, kükür dioksit, işte azot basma gibi kimyasal yöntemler uygulanmadan tamamen ev ortamında işte Mardin üzümlerinin karıştırılmasıyla elde edilen şaraplar. Çok eskiden beridir bütün Süryani aileleri geleneksel olarak kendilerine ait işte şarap yaparlardı. İşte yılbaşında işte bayram döneminde de içilmek üzere veya da kiliselere dağıtılmak üzere yaparlardı. Ve bu gelenek halen sürüyor. Takılarda dini unsurlar olmaz. Yani şu şekilde olmaz. Hani aziz resimleri değil de işte bazen haç yapılır. İşte bazen şengay yapılır mesela. İşte Yezidilerin simgesi, işte tavus kuş yapılır. İşte bazen ay yıldız yapılır. İşte her kesime hitap etmesi için bu tarz simgeler yapılır. Tabii yani altın telkari derken tabii ki kuyumculuk içindeki en hassas dantel gibi, bir kadının iğne oyası gibi çalışan bir telkari. O da telkari tabii ki çok ince, çok onu anlatmaya çalışıyorum. Ve mevcut Mardin neden altın telkari desek? Çünkü bir vilayetti burası. Yani Romalıların, Bizanslıların, Osmanlı'nın, Artukluların ve en hanedanlık, en vilayet yaşadığı bir yer. Tabii ki bu vilayetteki yaşayan merkezdeki kişilerin çoğunluğu zengin. Hiçbirisi gümüş olarak, telkari olarak kullandıkları yok. Mevcut elimizdeki bütün kalıplar, bütün işçilikler hepsi altın telkariyi gösteriyor bize. Altın telkari de çok eski, geçmişe ait olan, ta Romalıların, Bizanslılardan kalan bir miras. Şimdi bölgemizdeki ustalarımız sürekli Şam'dan, Suriye Şam'ından, Irak'tan, Musul'dan, Bağdat'tan ve Mısır'dan ve Hindistan'dan sürekli seyyahların uğradığı bir tüccar yeri aslında Mardin. Geçmişte bunun izini görüyoruz. Yani Mardin'deki ustalarımız nereden ilham almış? Atıyorum elimizde bir Mısır piramidi yüzüğü var. Ancak bir kişinin Mısır'ı görmesiyle Mısır piramidini yapabilir bize bir yüzük. Tabii sepet küpelerimiz var, kandil küpelerimiz var. Bunlar hepsi aslında Suriye'den, Şam'ın ve Arap Yarımadası'ndan topladığımız ürünler. Yani et atıyorum şu anda elimdeki şöyle bir yüzük. Bunun adı piramit. Ama piramit nerede? Mısır'da. Yani ustalarımızın şehir dışına çıkarak etkilendiği ve yaptığı, aldığı bir motiflerle kendi şehrini zenginleştirmiştir. Hiç kimse Mardin'den çıkmadan bir Mısır piramidini yapamaz. Tabii. Bu sadece yaptığımız zincir modelin bir tanesi. Telden istediğimiz tarzda çeşit yapabiliyoruz. Yeter ki ufkun geniş olsun. Şu anda yaptığımız bir zincir. Bu zincirden düşünün kolye yapılabilir, bileklik yapılabilir. Bunu ya söylediğimiz gibi, biraz önce dediğimiz gibi çeşitli teknoloji aletlerden de yararlanıp farklı ürünler yapabiliriz. Presle yapılmış bir parça. Gördüğünüz gibi şu kıvamı alacaktır. Yani yaptığımız zincir taşıyla beraber modern presle evlendirip bir çocuk künyesi elde etmiş bulunuyoruz.